Evet, programımızın başında sevgili izleyiciler Türkiye üzerinde oynanan oyunlara değinmiştik. Genel çerçevede sadece toplum huzurunu bozmak değil amaç. Ekonomik yönden de kalkınmakta olan bir ülkeye ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Sadece terör örgütlerinin başa olarak kullanmakta değil, söylemlerle de eylemlerle de bunlar gündeme gelebilmekte. Avrupa'da zaman zaman Türkiye'nin gücünü ortaya koyma amaçlı yapılan organizasyonlarda da biz bunları görüyoruz. Özellikle ilim irfan yuvaları olarak gördüğümüz üniversitelerin yapmış olduğu organizasyonlar veya planladığı organizasyonlarda Türkiye'yi çekememezliğin bazen başrolde olduğunu görmek bizleri de gerçekten üzmekte. Bunun en son örneğini bugün yaşadık. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde efendim birçok organizasyon gerçekleştiriliyor İstanbul'da Küçükçekmece'deki yerleşke merkezinde ve diğer yerleşkelerinde. Ve yıllardır bu alanda sadece İstanbul için demiyorum, Türkiye'nin tanıtımına da katkıda bulunan böyle bir üniversitenin uluslararası boyutta da girişimlerini zaman zaman biz özellikle gazetemizdeki sütunlarımızda da paylaşıyoruz. Dünyanın en önemli siyaset ve araştırma üniversitelerinden biri olan Paris Siyasi Bilimler Akademisi benzerine rastlanmadık bir skandala imza attı bugün için. Evet, orada güzel bir organizasyon düzenleyecekti İstanbul Aydın Üniversitesi. Özellikle Avrupa'da mülteci sorunu ve Türkiye'nin rolü başlıklı bir konferans. Ancak bu konferansın her nedense iptal edildiği haberini aldık. Yarın İstanbul Aydın Üniversitesi'nden heyet bu ülkede olacak. Sadece bu organizasyonun iptali gerekçesi ne olursa olsun kendi çapında gayretlerini ortaya koyacaklar ve diğer organizasyonlara katılacaklar. Peki böyle bir organizasyon neden iptal edilmiş olabilir? Biz buradan başlayacağız. Ekonomi ayağını da konuşacağız. Üniversitenin bilime ve Türkiye ekonomisinin kalkınmasına vermiş olduğu desteği, katkıyı da konuşacağız. En tepe isim de üniversitenin mütevelli heyeti başkanı Doktor Sayın Mustafa Aydın Beyefendi. Hatırımızı kırmadı. Sağ olsunlar. Stüdyomuzdalar. Hoş geldiniz. Mehmet Bey, çok teşekkür ediyorum ben de. Evet. Girizgahta dile getirmeye çalıştım. Uluslararası organizasyonlara artık imza atıyorsunuz. Sadece kampüslere sıkıştırılmış öğrencilerin, kulüplerin yapmış olduğu organizasyonların çok ötesinde organizasyonlara imza atıyorsunuz. Bunlardan birisi de yarın gerçekleştirilecek ve siz bu konuda girişimlerinizi yapıyorsunuz. Ama zaman zaman da beklenmedik sürprizlerle karşılaşıyorsunuz. Arzu ederseniz Türkiye'nin imajı adına yapılan bu tür girişimlerde karşı tarafın hangi ülkede olursa olsun sizi zora sokacak, ülkemizi küçümseyici yaklaşımlarda bulunmasını kınamak gerekiyor diye düşünüyorum ama işin aslını sizden öğrenelim isterseniz. Tabii öncelikle Mehmet Bey, konuya ehemmiyet verip davet ettiğiniz için ben de sizlerin nezdinde Akit TV ve bütün çalışanlara teşekkür etmek istiyorum. Bu girişgahta müsaade ederseniz şöyle bir ön bilgi vermek istiyorum. İstanbul Aydın Üniversitesi bugün 37 bin öğrencisiyle, 3 bin akademisyeni ve dünyanın en saygın üniversiteleri dahil olmak üzere 500 üzerinde dünya üniversitesiyle işbirliği yapan ve sizin de konuşmanızda altını çizdiğiniz gibi her yıl ortalama 800'ün üzerinde ulusal ve uluslararası Türkiye içi ve Türkiye dışında etkinlik yapan bir üniversite. 15 fakültesi var, tıp dahil olmak üzere, tıp, diş hekimliği, hukuk, eğitim, efendim işte iletişim, mimarlık, fen edebiyat, mühendislik, güzel sanatlar, sağlık ve mesleki okullar şeklinde. Siz de belirttiniz, inancımız odur ki öğrenciler artık 21. yüzyılda çağımızda amfiler ve laboratuvarlarda alınan eğitimlerle onları yarına hazırlamamız mümkün değildir. Onların muhakkak ki kendi alanlarında duayenlerle, kendi alanlarında kurumlarla, kendi alanlarında dünyadaki gelişmelerle onları ne kadar sıklıkla karşılaştırabilirsek, onları ne kadar çok uluslararası tecrübe ve deneyimlerle bir araya getirebilirsek ancak o çocuklarımızı yarın ve yarından sonrası için hazırlayabiliriz. Onun içindir ki uluslararası ilişkilere çok önem veren bir üniversiteyiz. Bu arada 37 bin öğrencinin de 4 bini uluslararası öğrenci. Evet, güzel. 3 bin hocanın yani akademik personelin de yaklaşık 450 civarındaki uluslararası hoca. Evet. Dolayısıyla evrensel uluslararası bir kampüs, bir üniversite burası.
Bütün bu çalışmalar doğrultusunda biz bütün etkinliklerimizi yıllık olarak yaparız. Yani canımız istedi, hadi şöyle bir etkinlik yapalım planlama demeyiz. Planlama yapıyorsunuz. Evet, bu planlama dahilinde yaklaşık 8-9 ay önce Paris Siyasi Bilimler Akademisi ile ortak karar vererek Kasım 2015 yılında Türkiye'deki göçmenler ve göçmenlerin konumu ile alakalı ortak bir çalışma kararı aldık. Ancak hatırlarsınız ki bütün izleyicilerimiz de hatırlayacaklardır. Paris'teki saldırılardan dolayı biz Fransa'ya ve Fransa halkına saygımızdan dolayı dedik ki bu ortamda bu etkinliği orada yapmak çok doğru olmayabilir. Biz bunu erteleyelim. Sizler daha rahatlayınız. Paris biraz kendine gelsin. Fransız halk, Fransızlar ve Fransız halkı bu şoktan biraz kurtulsun. Ve nihayetinde Mart'ın 22'sinde bu etkinliği yapma kararı aldık. Evet. Cuma günü bir haber geliyor bize. Gelen haberde diyorlar ki Türkiye'de üniversitelerde ifade özgürlüğü olmadığı için biz akademi olarak, yani Siyaset Bilimler Akademisi olarak bu etkinliği yapmayacağız. Bunu cuma günü bize bildiriyorlar. Ve devamında diyorlar ki İstanbul Aydın Üniversitesi bir kısım sözde akademisyenler, ki bunu böyle ifade etmek istiyorum, sözde akademisyenler tarafından imzalanan barış bildirgesine, ki bence karanlık bildirgesi, barış bildirgesine imza atan bir öğretim elemanınızın işine siz de son verdiniz İstanbul Aydın Üniversitesi olarak. Bizde de var bildiğim gerekçe olarak bunu gösteriyorlar. Evet. Tabii takdir edersiniz ki bir ülkenin birliğine, evet, toprak bütünlüğüne, evet, bayrağına, dinine, vicdanına, refahına, efendim demokrasisine göz dikip haince terörist eylemlere destek vermek için ortaya atılan bir bildirgenin adı, sözüm ona bildirgenin altına imza atan bir kişinin, bir öğretim elemanının yarının geleceği olan bizleri yarın yönetecek ve bu ülkeyi çağdaş medeniyete taşıyacak olan gençlerimizin yetiştirilmesinde onu bulundurmamız mümkün değildi ve ilişini kesmiştik. Evet. Şimdi burada çok önemli bir konu daha var. İzleyicilerimiz hatırlayacaklardı, bilmiyorum ne kadarı takip etti. Sayın Başbakanımızın Avrupa Birliği ile Brüksel'de yapmış olduğu toplantı. Cuma günü gerçekleşti. Cuma günü gerçekleşti olan toplantı. Tam bu saatlerde basın toplantısı. Onu verdiniz sanıyorum, evet, canlı yayın olarak, evet, belki vermişsinizdir. Evet. Şimdi orada çok önemli bir konuda ittifak edilen bir günde, bir basın toplantısında Sayın Başbakanımız, Avrupa Birliği'nin genel sekreteri, Brüksel'deki ilgili yetkili kişinin bulunmuş olduğu bir toplantıda efendim eller havaya kalkırken, eller sıkılırken, çok güzel bir iş başardık der iken o binanın hemen arkasında terör örgütünün bir çadır kurması, o çadırda terör örgütünün efendim bir bezinin sallandırılması, teröristlerin efendim posterlerin asılmasını nasıl karşılayabilirsiniz? Nasıl bir ikiyüzlülük, nasıl bir samimiyet olarak, ki orada tabii o diyaloğu zaten biliyorlar Sayın, evet, Başbakanımıza sorulan soru ve ona verilen cevap, ki çok doğru, çok yerinde verilen bir cevaptı. Buradan da Sayın Başbakan'ı ben gerçekten takdir ediyorum. Yani millet olarak, ülke olarak verilmesi gereken cevabı layıkıyla yerine verdiği için. Sayın Cumhurbaşkanımız da o konuda dün akşam gençlerle açıklama yaparak gerçekten onun altını çizdi. Evet. Şimdi burada bu böyleyken siyasi platformlarda, işte orada biliyorsunuz fikir özgürlüğü diye söz konusu olarak gündeme getirildi. Evet. Siyasi platformlardaki bu iki yüzlülüğün, iki taraflılığının akademiyaya yansıması, üniversitelere yansıması gerçekten ilim ve adına, bilim adına bir karanlık çağ gibi gözüküyor. Çünkü fikir özgürlüğü diye ifade edilen ve düşünce özgürlüğünü savunan bir ülkenin bugün Rönesans'ın efendim ana kaynağı olan, ana yurdu olan Fransa'daki bir üniversitenin gerekçe olarak göstermiş olduğu ve nihayetinde sizin düşüncelerinizi almıyorum, aslında fikir özgürlüğünün en zıt, en olmadık bir örneğini ortaya koyması gerçekten sadece Fransa'nın değil, o akademi yanında tarihine bir kara leke olarak girecektir. Evet, orta çağ anlayışı ifadesini vurguluyorsunuz burada, ki siz tabii yılmayacaksınız. Bu tür dizi, konferanslar vesaireler tabii devam edecek. İfade etmek istiyorum. Sizler de söylediniz. Bizim Fransa'da
UNESCO'da bir çalışmamız var yine göçlerle ve göçmenlerle evet. alakalı. Paris Büyükşehir Belediyesi'nde, Fransa Türk Dostluk Grubu'nda, parlamentoda, Nanter Belediyesi'nde, Anadolu Medeniyetler Merkezi'nde bu çalışmalar yapılacak tabii ki. Bunlardan bir tanesi bu çalışmanın bu gerekçeyle iptali söz konusu. Tabi burada şu var, şu çok önemli. Bunun da altını kalın budalara çizmek istiyorum. Buyurun. Sayın Başbakan da gün orada hatırlarsınız bunun altını çizdi söyledi. Biz bütün Avrupa'yı bu kefeye koymuyoruz. Ama Avrupa'nın iki yüzü olduğunun hep beraber altını çizelim artık. Bunu kabul edelim. Avrupa'nın o Madrid'de efendim bozuk para atarak oradaki evet. göçmenlere veyahut da herhangi bir vatandaşlara, kendilerine olmayan o vatandaşlara şınav çektiren, paranın beşine koşamasını, bayandı hatırladım. Bayandı kahkaha ile süren bir zihniyet, evet. sınırdan geçmekte olan kucağındaki çocuğu tekmeleyen bir sınırdaki gümrük zihniyeti ve onların boğulmasına botlarla bizi de içeriye alın diye bir hücum bota yaklaşan veyahut da bir bota yaklaşan bir salı ellerindeki çubukla ölüme iten zihniyetin var olduğunu, tabii ki bunun yanında da insani değerleri olan tıpkı Madrid'deki bir İspanyol'un orada çıkıp o parayı atanlara karşı koyduğu gibi bunun insanca bir davranış olmadığını söyleyen bir Avrupa'nın da olduğunu kabul ediyoruz. Dolayısıyla biz burada Avrupa'nın bütün kurumlarını veyahut Avrupa'nın tabii. mantığının böyle olduğunu iddia etmiyoruz. Ancak Avrupa'nın içerisinde hiç de küçümsenmeyecek, hiç de küçümsenmeyecek Avrupa'nın siyasetini zaman zaman yönlendiren bu anlamda bir karanlık zihniyetin olduğunun altını çizmek istiyoruz. Tabii sizin 500 adet üniversite yani dilek olarak İstanbul. Bunların içinde Harvard Üniversitesi evet, var, bunların içinde Stanford var, bunların içerisinde Cambridge Üniversitesi var, bunların içinde Oxford var, Yale var ve dünyanın diğer bütün üniversiteleri var tabii ki yani. Şimdi bunlar bizim hem eğitim yönlü seviyeyi çıtayı yükseltmemize vesile olan girişimler. Hem öğrencilerimizin hakikaten bu üniversite dediğimiz şeyin siz bil eğitim kurumlarını da kurup bugünlere getiren bir isimsiniz. Eğitim camiasında tanınan bir isimsiniz. Genel çerçevede hep liseden sonra yüksek lise gibi bir algı oluştu. Üniversitelerde işte biz dünya listelerine giremiyoruz vesaire. Gözlemlediğim kadarıyla bu konuda da bir hedef belirlemiş görünüyorsunuz. Hedefiniz yoksa hep derler ya yani rüzgarın nereye yönlenirse gideceğiniz bir gemiye benzersiniz. Limanı belli olmayan bir evet. gemiye benzersiniz. Bizler İstanbul Aydın Üniversitesi olarak az önce vermiş olduğum istatistik rakamlarla da evet. Allah nasip eylerse ki buradan da ilan ediyorum bunu. İlk defa söylemediğim, çok sıkça söylediğim daha 2003 yılında üniversiteyi kurarken koyduğumuz bir hedeftir. Allah nasip ederse 2023 yılında dünyanın ilk 500'ünde olacak İstanbul Aydın Üniversitesi. Peki burada efendim bazı girişimlerinizi de paylaşalım. Sizin STK'larda da etkin rolünüz var. Birçok ünvanınızı burada sıralamıyorum. Çünkü mütevelli heyet başkanı sıfatınızla geldiğiniz için üniversitenin işte eğitim diplomasisi, eğitimin ekonomiye katkısı üzerine de konuşalım diyorum. Çünkü programın da konsepti mümkünse bu alanda. Mehmet Bey, bendeniz aynı zamanda DEİK'te Eğitim evet. Ekonomisi İş Konseyi Başkanlığı'nı yapıyorum. Oradaki temel amacımız üniversitelerimizle hep birlikte Türkiye'deki yüksek öğretimin uluslararası konusunda katkı sağlamak, Türkiye yüksek öğretimde bir cazibe merkezi haline getirmek, öncelikle kendi coğrafyamızdan ve bütün dünyadaki öğrencilerin yüksek öğretim için Türkiye gelmelerini sağlamak. 2010 yılında bu konseyi kurduk biz. 30 bin uluslararası öğrencimiz vardı. 2016 yılı rakam 110 bin. Allah nasip eylerse Türk Cumhuriyetimizin 100. yılında yani 2023 yılında bu rakamı 250 bine çıkaracağız. Dolayısıyla aslında 5 milyar dolarlık bir bütçeden bahsediyorum. Uluslararası öğrenciyle ilgili bahsediyorum. Türkiye'ye geliş yani akan tabii ki, kaynak tabii ki, mı? Tabii ki 5 milyar dolarlık. Yıllık mıdır? Yıllık değil. Bir öğrencinin girip 5 yıl kaldığını varsayarak ortaya konan bir rakamdır. Bir öğrenci öğrenim boyunca. Ama bu 5 milyar dolarlık bunun fiili ekonomik değerinin karşılığında da 100 milyar dolarlık bir özgür ağırlığı olan bir sektör bu. Niye? Çünkü bütün bu öğrenciler eğitimlerini Türkiye'de tamamladıktan sonra kendi ülkelerine birer fahri büyükelçi olarak dönüyorlar. Türkiye'nin tanıtımına, Türkiye'nin lobisinin oluşmasına ve o ülkelerde Türk iş insanlarının iş yapmasına ciddi şekilde katkı sağlayan evet. ve o iş insanların orada duydukları ihtiyaç insan kaynağını karşılayan birer sektör olarak karşımıza çıkıyor. Uluslararası demek kalite demektir. Dolayısıyla bugün ciddi bir şekilde üniversitenin bu yola doğru artık girmeye başlamışlardır. Ve bir başka boyutu var bunun Mehmet Bey. Nedir o?
ekonominin önünü de eğitim açıyor. Diplomasinin önünü de eğitim açıyor. Siyasetin önünü de eğitim açıyor. Onun için biz ona eğitim diplomasisi diyoruz. Bakınız bugün tim başkanımızla bir toplantım vardı Mehmet Büyükekşi ile. Ama aynı örneğe ben gerek Nihat Zeybekçi Bey'den, Sayın Bakan'dan, gerek Mustafa Elitaş Bey'den ve önceki bakanlardan çok değişik vesilelerle dinledim. A ülkesine gittik. Evet. Bizi karşılayan bakan bir baktı ki A üniversitemizden mezun olmuş. Onları bir Türk gibi karşılaması, kapıları açması, bürokratik bütün engelleri kolaylaştırarak Türk insanının, Türk iş insanının orada daha rahat iş yapmasını sağlayan işte bu öğrenciler. Şimdi devletin gücü her zaman için imkanları seferber ettikten sonra öğrenci için de mümkün. Ama siz bir vakıf üniversitesi olduğunuz halde böyle bir imkanı sunuyorsunuz. Heyecanlı görüyorum sizi bir yönetici olarak. Ne mutlu sizde öğrenim gören öğrencilere. Hep şöyle olmadı mı biliyorsunuz? Halk daima devletin önünde giden ülkeler çağdaşlaşabiliyorlar ve ekonomide, sosyaliyetede, evet, siyasette ön plana çıkıyor. Yani halk devletin arkasından gitmemesi lazım. Halk devletin önünde gitmesi lazım. Devlet halkı takip etmesi lazım. O da bilinçli halk, ekonomisi güçlü halk, inovatif düşünen halk, dünyaya açılan bir halk. İşte bunun da kilidi üniversiteler bence. Dolayısıyla üniversiteler çünkü anahtarını açacak olan sizlersiniz. Anahtarı açacak olan üniversiteler, eğitilmiş insan kaynağı. Dolayısıyla üniversitelerimizde hep birlikte, el birliği içerisinde hem uluslararası öğrenci temininde, evet, hem akademik değişim programlarında, hem hocalarımızın uluslararası tecrübeye sahip olarak öğrencilerini yarının dünyasına göre yetiştirmeleri bakımından bu çalışmaları ciddi şekilde sadece İstanbul Aydın olarak değil tabii. Mesela içerisinde İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde bulunduğu çünkü DEİK'teki, evet, iş konseyi. Hasan Bey de bugün de biz beraberdik aynı zamanda. Mütevelliyet toplantıda beraber, başkan yardımcımız. Bugün Hasan de toplantıda Erkesin. Beraberdik aynı, evet, şekilde. Dolayısıyla el birliği içerisinde hepimiz aynı gemide. Hep birlikte bu ülkenin daha öne çıkması, daha eğitilmiş insan kaynağını, evet, ekonomide, sosyalitede, mühendislik bilimlerinde ön plana çıkmaları için el birliğiyle çalışıyoruz efendim. Sayın Başkan, son iki dakikadayız. Geçtiğimiz hafta önemli bir sınavın birinci aşamasını geçirdi. 2 milyon civarında, evet, aday. Bunların bir kısmı da birinci sınav sonuçlarına göre yerleştirme tercihinde bulunacak ki sizin üniversitenizde de bu imkan var. Bu çerçevede yol gösterici bir isim olarak şunu söyleyebilirim. Tabii ben her böyle sınav geldiği zaman televizyonlara da beyanat verdiğim zaman veya gazete röportajlarımda şunu söylüyorum. Bu çocuklarımız lisenin son sınıfına gelene kadar yaptıkları çalışmalarla zaten bu sınavı kazandılar. Evet. Üniversite sınavının hayatın her şeyi olmadığını kendilerine ısrarla söylüyorum. Ancak puanlar toplandıktan sonra puanların bir de fakülteye dönüşümü var. Sizin vesilenizle şu son dakikalarda onlara 4 tane tavsiyede bulunayım ben. 1. Hangi mesleği seçecekseniz ki fakülte demek bu zaten. Seçeceğiniz meslek moda meslek olmasın. Yarından sonra da var olan bir meslek olsun. Geleceğin mesleği. Geleceğin mesleği olsun. 2. Seçeceğiniz meslekten elde edeceğiniz ekonomik girdi sizin ve sizin bakmakla mükellef olduğunuz kişilerin maişetini sağlayacak düzeyde olsun. Oradan öyle bir ekonomik girdi almanız lazım ki hem sizin ekonomik ihtiyaçlarınızı hem de bakmakla mükellef olduğunuz kişilerin ekonomik ihtiyaçlarını karşılaması lazım. Aç karnına hiçbir meslek icra edilemiyor. Aç karnına hiçbir meslek icra edilemiyor. 3. Seçeceğiniz mesleği hayat boyu onurla taşımanız lazım. Ne iş yapıyorsun Mehmet Bey? Ben Ticaret Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Aynı zamanda Akit Televizyonu'nda haber, ne kırmanlık diyorlar? En kırmanlık yapıyor. Büyüklerimiz var. Örnek veriyorum. Hiç biz onların... Bunu yapımcı siz diyelim, bu mesleğinizi yapımcı. Bunu hayat boyu söyleyebilmeniz lazım. Yani mesleğiniz ne sorusuna, evet, cevabı iftiharla, alnınız dik verebilmeniz, evet, lazım. Seçtiğiniz mesleğinizi onurla taşımanız ve onurla her platformda gündeme, evet, getirmeniz lazım. 4. Sevdiğiniz bir mesleği icra etmeniz. Bakın en son söylüyorum bunu. Burada onu ilk sırada söylesek, evet, en güzeli. Israrla yani. En sonra söylüyorum bunu. Buraya lütfen çok, evet, sevgili üniversite adaylarımız bunun altını kalın puntalarla, evet, çiziyorum. Evet. Sevdiğiniz mesleği de en son söylüyorum. Hepsine başarılar diliyorum. Bu vesileyle tabii ki şehitlerimize, amin, Allah'tan rahmet diliyorum. Amin. Gazilerimize sağlık sıhhat diliyorum. Allah bu millete, bu vatanın zevaziyar vermesin diyorum. Bütün gücümüzle. Eğer biz eğitilmiş insan kaynağı olabildiğince yetiştirirsek, eğer eğitilirsek, eğitime önem verirsek
Ancak Türkiye'mizi o zaman hem ekonomide, hem siyasette, hem kültürde, hem tarihte tam bağımsız bir ülke haline getirebiliriz. Efendim, ekonomiye dayalı bölümleriniz var. Çok güzel, başarılı hizmetler veren akademisyenlerden söz ettik. İsimlerini burada zikredemeyeceğiz ama bu isimleri biz burada da programımız çerçevesinde ağırlamaktan gurur duyarız, mutluluk duyarız. Ve özellikle de şunu belirtmek istiyorum. İstanbul Aydın Üniversitesi'nin mütevelli heyeti başkanı sıfatınızla çalışmalarınız kadar toplumun sağlığını da düşünen bir isimsiniz. Bu konuyu da başka bir program meselesiyle inşallah. Sigara konusunda. Bir Arap atasözüyle bitirelim mi? Buyurun. Evet, ona yakın sivil toplum kuruluşunda bendeniz acizane yöneticilik yapıyorum. Doğru. Arap şöyle diyor. Hani bu Arapça bilenler hep böyle derler. Bir Arapça bildiğini ifade etmek için Arapça konuşurlar. Ben Arapçacıyım bu arada, biliyorsunuz belki. Buyurun. Ben Arapçacıyım. Yani akademik kariyerimi, Arapça bölümü, lisansımı Arap dili edebiyatı yaptım. Evet. Master doktoramı ve onun üzerine yaptım. Son bir dakika. El insanu mitlil himaru yahmilul kutubu. Velev mate kablel yuvezzi'ul kutubu yemutu kel himaru. Velev vezza'al kitabu yemutu kel insanu. El insan kitap yüklü bir eşeğe benzer. İzleyicilerimizden özür diliyorum. Ölmeden önce kitapları dağıtırsa insan gibi ölür. Ölmeden önce kitapları dağıtamazsa eşek gibi ölür. Biz de eşek gibi ölmemeye çalışıyoruz. Kitap nedir? Tecrübelerimiz, deneyimlerimiz, bilgi, neyimiz varsa. Bendeniz de öyle o kadar fazla STK'da bir şeyler yapmaya çalışıyorum ki neyimiz varsa arkadan gelen nesile aktarmak için diyorum. Ben teşekkür ediyorum. Efendim, bu tecrübeleri zaman zaman ekranlarımıza da yansıtacağız. Vaktimiz doldu. Doktor Sayın Mustafa Aydın Bey'e de teşekkür ediyoruz. Ve az önce de belirttiğim gibi İstanbul Aydın Üniversitesi'nden zaman zaman akademisyenleri de burada inşallah ağırlayacağız. Yarın efendim, bugün kısmen değindiğimiz hükümetin ilk 100 günlük icraatlarıyla ilgili detaylara gireceğiz. Görüşünceye kadar kalın sağlıcakla, Allah'a emanet olun.